Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, bildiğiniz üzere Osmanlı tarihini anlattığımız bu serimizde en son sizlerle birlikte Osmanlı tarihinde 1857-1861 yıllar arasındaki 4 yıllık süreçte meydana gelen gelişmeleri anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah bu videomuzda sizlerle birlikte Osmanlı Devleti'nde 1861-1863 yılları arasında meydana gelen gelişmeleri kronolojik, doğru, net, kısa, anlatılabilir, az ve öz bir şekilde anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Bu videoda bizim ele alacağımız tarihler toplamda 2 yıllık bir süreç olacaktır. Öncelikle hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz dostlarım, kardeşlerim. 1861 yılında Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye'nin kuruluşu gerçekleşiyor. Cemiyet, zaten cemiyet demektir. İlmiye, ilim demektir. Osmaniye, Osmanlı Devleti demektir. Yani Osmanlı Devleti İlim Cemiyeti kuruluyor. Türkçesini söylemek gerekirse. 1861 yılında Usul Muhakkamaz-ı Ticaret Nizamnamesinin kabulü, yani ticaret ticareti düzenleyen ticaret kanunnamesi Osmanlı Devleti'nde 1861 tarihinde kabul ediliyor. 1861 yılında başlayan ve 1866 yılında biten bir Osmanlı Devleti projesi var. Bu da Rusçuk-Varna Demiryolu hattı projesidir. Bu proje 1861 yılında başlamıştır. 1866 yılında bitmiştir değerli dostlarım. 1861 yılında Cebeli Lübnan mutasarrufluğunun hususi statüsünün tespiti ve Cebeli Lübnan nizamnamesi. 9 Haziran 1861, yani Lübnan devleti bu tarihten sonra, 9 Haziran 1861'den sonra Osmanlı Devleti'ne bağlı bir eyalet statüsünden Osmanlı Devleti'ne vergi veren vasıtal bir devlet statüsüne geçiş yapmıştır değerli dostlarım. 1861 yılında Davut Paşa'nın, bakın Davut değildir, Davut'tir. Çünkü adam normalde Cavit'ken adam Müslümanlığı kabul etmesi sonucunda adamın ismi Davut olarak kalmıştır. Bazı kaynaklar bu adama Davut da demekte derler. Adam eskiden Hristiyan olup daha sonradan Müslüman olduğu için Davut. Tüm bu isimleri bu adamı anlatırken kullanabiliriz değerli dostlarım. Evet, ne diyorduk? 9 Haziran 1861 tarihinde Davut Paşa'nın Lübnan'a vali olarak atanması. Az önce ne demiştik? Osmanlı Devleti'nin 9 Haziran 1861'deki Cebeli Lübnan nizamnamesi ile Lübnan Osmanlı Devleti'nin bir eyaleti olmaktan çıkıp Osmanlı Devleti'ne vergi veren bir vassal devlet statüsüne kavuşmuştur demiştik. İşte Davut Paşa da bu devletin ilk valisi olarak görevine başlıyor değerli dostlarım. 1861 29 Nisan'ında Fransız ve İngilizlerle kanlıca ticaret muhadelerinin yapılması. Değerli dostlarım, bu muhayede dış ticarette gümrük vergisi oranının %8'e yükseltilmesi ve esnaflıkta intisar sisteminin kaldırılmasını beraberinde getiriyor. Değerli dostlarım, bakın Osmanlı Devleti'nin yaptığı bir hata şudur. Osmanlı Devleti güçlü döneminde ilk kez Fatih Sultan Mehmet, hatta daha ileri gidelim, 1. Mehmet döneminde Çelebi Cenevizli ve Venediklilere verdiği Osmanlı Devleti'ne ticaret yapma imtiyazını, Fatih döneminde tekrardan Cenevizlilere verdiği Karadeniz'de ticaret yapma imtiyazını, Kanuni döneminde tekrardan Fransa'ya verdiği Osmanlı Devleti'ne ticaret yapma imtiyazını. Bakın bunlar hep Osmanlı'nın güçlü dönemleri. Lakin Osmanlı Devleti benim kendi tarih anlayışıma göre 1566 yılından sonra, bakın ikinci yana bunu demiyorum bilerek, çünkü ikinci yana bu sürecin son noktasıdır. 1566 yılından sonra Osmanlı Devleti
2. Selim döneminin ilk saltanat oturmasından, ilk tahta çıkmasından hemen sonra Osmanlı Devleti çok hızlı bir şekilde yıkılış sürecine, benim kendi şahsi tarih bilgime dayanarak bunu söylüyorum, girmiştir. Peki ben bunu nereden çıkardım? Değerli dostlarım bakın, Osmanlı Devleti 1566 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın Ziget var seferinde. İki yasada gerçekten haddi aşmış yani 60-65 yaşında belki 70'ine yakın bir adam. Kanuni. Ondan bahsediyoruz burada. Dostlarım Kanuni öldükten sonra tahta 2. Selim çıkıyor. 2. Selim'in şöyle bir özelliği var. Bakın değerli dostlarım. 2. Selim içkiye, karı ve kıza çok düşkün bir şahsiyet. Osmanlı Devleti'nde basa çıkan ilk 10 isim Osman Gazi, Orhan Gazi, 1. Murat, Yıldırım Beyazıt, 1. Mehmet, Fatih Sultan Mehmet, hatta 2. Murat, Fatih Sultan Mehmet, 2. Beyazıt, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman. Yani 1302'den 1366'ya kadar Osmanlı Devleti'nde 264 yıl boyunca tahta çıkan bütün isimler Osmanlı Devleti'nin, Osmanlı Beyliği'nin, devletinin en güçlü isimleridir. Osmanlı Devleti'nde 1566 yılında Tuborg Selim'in, Tuborg bu arada benim uydurduğum bir şeydir. Adam çok içkici olduğu için. Sultan Selim Han'ın tahta çıkması üzerine Osmanlı Devleti yavaş yavaş çöküş sürecine, bakın burası çok önemli benim kendi şahsi bilgime göre, 1566 yılında Tuborg Selim'in Osmanlı tahtına çıkması ile Osmanlı Devleti gayri resmi olarak, çünkü resmi olarak 1682'den çıkınca bir anabolu diyorlar. Hemen gayri resmi olarak konuşuyorum. Gayri resmi olarak 1576 yılında Osmanlı Devleti duraklama, gerileme, çöküş ve yıkılış dönemine girmiş bulunuyor. Evet ne diyorduk? Evet bu ticaret anlaşması da şunu sağlıyor. Diğer adın yani uluslararası milletler, uluslararası ırklar, milletler Osmanlı Devleti'nde istedikleri gibi ticaret yapma imtiyazına piyasanın çok altında sahip oluyorlar. Bu da Osmanlı Devleti'nde şunu sağlıyor değerli dostlarım. Osmanlı Devleti'nin esnafı ahisi %8 gümrük vergisiyle gelen yabancı insanlara karşı kendi varlığını devam ettiremiyor. Varlığını devam ettiremediği için de yavaş yavaş 1861 yılı 1881 yılına kadar 20 yılda gayri resmi olarak ben bunu tabii yine söylüyorum. Osmanlı Devleti'nin ekonomisi büyük zarar görüyor ve 1881 yılında Duyun-u Mumiye yani genel borsa idaresi Osmanlı Devleti'nde resmen kurulmuş oluyor değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Evet devam edelim. 1862 2. Karadağ Harekatı gerçekleştiriliyor. 1862 Tuna vilayeti kuruluyor ve Mithat Paşa vali olarak atanıyor. Mithat Paşa kimdir? Mithat Paşa önemli bir tanzimatçıdır. Tanzimat, ıslahat dönemlerinde bu adamı anlattık. Mithat Paşa çok önemli bir şahsiyettir değerli dostlarım. 1862 tarihinde gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük vergisi alınmaya başlanıyor. Yani indirim yapıp piyasanın daha da altına. Bakın az önce ne demiştim? Piyasanın altına demiştim. Şimdi de çok daha altına yabancı mallar Osmanlı Devleti'ne vergi, çok ucuz bir vergi ödeyerek yabancı mallar Osmanlı ülkesine giriş yapıyorlar. Bu da Osmanlı Devleti'ndeki esnafların yabancı pazarla rekabetini çok zorlaştırıyor. Çünkü ucuza eğer ucuza bir şeyi üretiyorlarsa ucuza satarlar. Bu da ticari rekabeti zorlaştırdığı için 1881 yılında Osmanlı Devleti'nde Duyun-u Mumiye İdaresi'nin kurulmasına önemli adımlardan biri de aslında benim nazarımda bu kapitülasyonlar, efendim ticaret anlaşmalarıdır değerli dostlarım. Evet, 1862 tarihinde kaymaların piyasadan tamamıyla toplanması gerçekleşiyor. 1862 tarihinde altının değerinin 100 kuruş, evet 100 kuruş olarak tespiti gerçekleşiyor.
1862 tarihinde roman türünde Batı'dan yapılan ilk tercüme olan Fenelon'dan tercümeyi Telemach'ın Yusuf Kamil Paşa tarafından çevirilerek, Türkçe çevirilerek yayınlanması gerçekleştiriliyor. Ve aynı tarihte Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye kuruluyor. Yani doktorlar cemiyeti. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Nasıl şu anda günümüzde taksiciler odası ya da esnaf ticaret odası ya da kooperatif birliği var. 1862 tarihinde Osmanlı Devleti'nde de doktorlar odası, tabiri caizse, doktorlar odası adı altında tıp cemiyeti adı altında böyle bir organizasyon kuruluyor değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. 1862 tarihinde Mahreci Aklam'ın kurulması gerçekleşiyor. 1862 tarihinde Mektebi Marifi Adliye'nin, peki dostlarım Mektebi Marifi Adliye nedir? Mektebi Marifi Adliye Osmanlı Devleti'nde hukuk adamı yetiştirmek amacıyla kurulan bir okuldur değerli dostlarım. Adliyenin Mektebi Aklam adlı alanda yeni bir şekle sokulması. 20 Temmuz 1862. Yani Mektebi Adliye artık Adalet Bakanlığı'na doğru kayan, yani adliye okulları Adalet Bakanlığı'na doğru kayan bir sürece 20 Temmuz 1862 tarihinde resmen giriyorlar değerli dostlarım. 1862'nin 8 Ekim'inde Islah Sanayi Komisyonu teşkil ediliyor. Bu sayede Osmanlı Devleti'nde sanayi nasıl yapılmalı, nasıl yapılmamalı, sanayinin kısasları ne olmalı, malın kalitesi ne olmalı, yani ahilerin yaptığını bu tarih eskiden ahi teşkilatının ve ahilerin yaptığı görevi bu tarihten sonra Osmanlı Devleti'nde Islah Sanayi Komisyonları yapmaya başlıyor değerli dostlarım. 1863 tarihinde uzun yıllar sonra ilk defa Sultan Yavuz'dan sonra, efendim ilk defa, ikinci defa yani Yavuz'dan sonra, ikinci defa diyebiliriz biz buna. Sultan Abdülaziz Han çöl yolunu geçerek, hatta yok pardon. Sultan Abdülaziz Han, söyleyeyim, Sultan Abdülaziz Han, Yavuz'dan sonra Mısır'a giden ikinci padişah oluyor değerli dostlarım. Evet, 1863 tarihinde Mithat Paşa tarafından Nice'de ilk Islahname'nin yani sonraki yıllarda bu isim değiştiriyor ve Sanayi Mektebi oluyor. Kuruluşu gerçekleşiyor. Yani Sanayi Mektebi nedir değerli dostlarım? Sanayi okulları yani günümüzdeki şöyle düşünebilirsiniz. Günümüzdeki meslek liselerinin ana formatı Osmanlı Devleti'nde 1863 tarihinde Mithat Paşa tarafından Nice'de ilk Sanayi Mektebi'nin açılmasıyla kurulan, yani ilk adım atılan bir sistemdir günümüzdeki meslek liseleri. Bu meslek liselerinin kökeni de Osmanlı tarihinde, Osmanlı Devleti'nde buraya dayanmaktadır değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Şimdi o zaman gelin efendim kapanışımızı yapalım. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, biz bu videomuzda sizlerle birlikte Osmanlı Devleti'nde 1861-1863 yılları arasındaki 2 yıllık süreçte meydana gelen gelişmeleri ve olayları elimizden geldiği dilimizin döndüğünce kronolojik, doğru, net, kısa, anlaşılabilir bir şekilde anlamaya ve anlatmaya çalıştık. Tekrar edeyim, benim burada bazen kullandığım ifadeler resmi Osmanlı tarihi, yani bazı ifadeler mesela ben zaten belirtiyorum, gayri resmi diyorum. Benim burada bazı kullandığım ifadeler, bazı tarihe bakış açılarım, benim şahsi bakış açılarım da olabilir. Onlar da diyorum ya işte burası gayri resmi diye. Onlar benim kendi şahsi Osmanlı tarihine bakış açılarımdır. Ben onları da size sunmaktan keyif alan bir insanım değerli dostlarım. Yani Osmanlı tarihini değerlendirirken normalde mesela örnek veriyorum. 1683 Viyana bozgunu. Gerileme dönemi. Ama ben diyorum ki 1336 diyorum. İkinci sınıfı satı çıkısı diyorum. Bunun gibi de düşünebilirsiniz. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Diğer videomuzda sizlerle birlikte 1863-1866 yılları arasındaki 3 yıllık süreçte Osmanlı Devleti'nde meydana gelen gelişmeleri anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepinize videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta yepyeni bir videoda daha
sizlerle buluşmak üzere. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Kardeşlerim, Allah'a emanet olun.